Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size fırında patlıcanlı, patatesli nefis bir köfte tarifim var ve geçiyoruz hemen malzemelerimizi. Bugün köftelerimin kıymasını kendim çekiyorum. Mutfak şefimin kıyma çekme makinesi var. Firma bunu bana denemem için göndermişti. Bugün ilk defa deniyorum ben de. 1 kilo dana eti aldım. Dana eti yağsız olduğu için ayrıyeten 200 gram kadar da kuzu etinin biraz yağlı bölümlerinden aldım. Eğer köfte hazırlarsanız ve etiniz çok yağsız olacak olursa köfteleriniz kuru olur. Onun için yağlı, yani dana etiyle kuzu etini karışık kıyma almaya dikkat edin. Ve gördüğünüz gibi kıymayı çekiyorum. Biz 8 sene kadar market işletmiştik ve kıyma da sattığımız için kıyma makinesinin özelliklerini ve kalitesinin nasıl olması gerektiğini bildiğim için bu makineden gerçekten çok çok memnun kaldım. Bunu hemen buradan belirteyim. Yani hazırlamış olduğum yemek tariflerimi ezbere hazırlamıyorum. Etten de biraz da olsa anladığım için hangi etin hangi yemekte kullanılacağını veyahut da hangi yemeklere kullanılmayacağını az da olsa biliyorum. Kıyma makinesinin dana etini pürüzsüz çekmesi için gücünün gerçekten kuvvetli olması lazım. Ve gördüğünüz gibi gerçekten makine çok güzel çekiyor ve ben çok çok memnun kaldım. Firma bana makineyi gönderirken bir tek başlık göndermişti ve bu başlığın delikleri bayağı iri olduğu için kıymam da iri oldu. Onun için kıymayı makineden bir kez daha çektim. Bunu siz de yapabilirsiniz. Hatta bazı tariflerde kıymayı iki kere çektirirseniz daha da güzel olur. En güzeli de ben bu işlemi kasapta yaptırıyordum. Bundan sonra artık kendim hazırlayabilirim ve kıymamı istediğim gibi yağlı, az yağlı, orta yağlı kendim hazırlayabilirim. Ben balık köftesini ve tavuk, hindi köftesini de çok yaptığım için artık onları da kendim çekebilirim. Ve geçiyoruz köftemizi hazırlamaya. Tam olarak 1 kilo kıymam var. 4 dilim toz ekmeğini rendeledim. Siz bayat ekmek kullanabilirsiniz. Tuz arzunuza göre kullanın. 1 tatlı kaşığı kadar köfte baharatı. 1 diş sarımsağı rendeledim. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağım var. Biraz kırmızı toz biber, biraz pul biber, 1 adet yumurta, yarım bağ maydanozu ince ince kıydım ve 2 tane soğan da ince ince doğradım. Bütün malzemeleri karıştırıyorum ve en az 15-20 dakika kadar yoğuruyorum. Köfte hazırlarken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi köftenizi çok güzel yoğurmuş olmanız. Bütün malzemelerin birbiriyle özleşip renginin biraz dönmesi lazım. Sakın bana bunların hepsini bir mutfak robotunda yapabiliriz demeyin. Kesinlikle mutfak robotuna atmıyorsunuz, elinizle yoğuruyorsunuz. Mutfak robotunda artık böyle çamur gibi olup çıkıyor bütün malzemeler. Ve köftelerimi hazırlıyorum. İster yuvarlak hazırlayın, ister oval. Artık o size kalmış. Köfteleri hazırlarken ellerimi sürekli yağlıyorum. Böylelikle hem elime yapışmıyor hem de köftelerin şekli daha da güzel oluyor. Ayrıca 1 kilo patlıcanım var. Ben böyle küçük küçük minicik patlıcanlar bulmuştum. Hemen aldım ve 1 kilo da patatesim var. Siz normal patlıcan da kullanabilirsiniz. Patatesleri soyuyorum ve ince ince dilimlere kesiyorum. Patlıcanların da saplarını kesiyorum. Hiç soymadan ince ince dilimlere kesiyorum. Gördüğünüz gibi patlıcanlarla patateslerin incelikleri ve büyüklükleri aynı boyda. Şimdi bir marine hazırlıyorum. Bunun için yarım çay bardağı kadar sıvı yağım var. Tuz, kırmızı toz biber ve pul biberi. Hepsini karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum marinenin yarısını patateslerin üzerine döküyorum ve karıştırıyorum. Kalanını da patlıcanların üzerine döküp karıştırıyorum.
Yuvarlak bir tepsinin içerisine önce birer dilim patates koydum. Patateslerin üzerine birer tane köfte yerleştiriyorum. Buradan tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayanlar şimdi buradan abone olabilirler. Ve kanalımı takip edip benden bildiri almayanlar kanalımdaki zil işaretini tıklayarak güncelleyebilirler. Biliyorum bunu her videomda tekrarlıyorum ama kanalıma her gün yeni abone katılıyor ve gerçekten her gün bana sorular geliyor neden bildiri göndermiyorsun diye. Bu arada patateslerin üzerine birer dilim patlıcan koymuştum. Onların üzerine de tekrar birer dilim patates koyuyorum ve üzerine sivri biber ve çeri domatesle süslüyorum. Evet, bu arada havalarda gerçekten soğumaya başladı. Artık bir an evvel yaz gelse de Türkiye'ye gitsem diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi yeni mutfak yaptırıyoruz ve mutfağımı gerçekten çok çok merak ediyorum. Ay, ben çok sabırsızım. Bir an evveli bitse de artık tariflerimi yeni mutfağımda hazırlasam diye hayal kuruyorum. Bu arada mutfak bittikten sonra mutlaka bir video çekip size göstereceğim. Ve şimdi bir yemek kaşığı biber salçasını yağda kavuruyorum. Ay, ben çok sabırsızım. Bir şey böyle bir an evveli bitsin, bir an evveli göreyim isterim. Siz de böyle misiniz yoksa sabırlı mısınız? Ve 500 gram kadar kaynar su ilave ettim. Tuzunu da ekledikten sonra bir taşım kaynatıp ocağımın altını kapatıyorum. Fazla konuşmaktan söylemeyi unuttum. Ben köftelerimi yarım saatliğine fırına vermiştim. Fırından çıkarttım. Şimdi salçalı suyunu üzerine döküyorum ve tekrar yarım saatliğine fırına veriyorum. Ve gördüğünüz gibi yemeğimiz hazır. Sakın üzerinde böyle yağlı göründüğüne aldanmayın. Kesinlikle yağlı olmadı yemeğim. Ve servise hazır. Evet, yeni yapılacak mutfağım gerçekten kafamı o kadar yormuş ki tariflerime de yansıyor. Bir an evveli bitse de size de bir videoda göstersem. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gidecektir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.